Dublin'den herkese merhabalar arkadaşlar. İrlanda'nın başkenti Dublin'e geldik. Avrupa Rüyası firmasıyla çıktığımız yolculukta sırada en önemli ülkelerden bir tanesi olan yazılım ülkesi, kentlerin ülkesi, işte tarihte her zaman adını duyduğumuz Oscar Wilde'in ülkesi İrlanda'ya geldik. Burada bir gece kalacağız. Burada böyle hem gece hayatı bölgesi, Temple Bar bölgesini hem de tarihi mekanları göreceğiz. Gerçekten Dublin'i merakla bekliyordum çünkü daha önce ben İrlanda'ya hiç gelmemiştim. Benim için de iyi oldu. İşte burada çok önemli birkaç tane tarihi eser de var. Christ Church gibi, işte Trinity College gibi. Onları da göreceğiz. Hazırsanız bu güzel şehre, tarihiyle, insanıyla, eğlence hayatıyla ünlü şehre başlıyoruz. Hadi bakalım neler göreceğiz. Dublin, Avrupa'da gece hayatının en iyi olduğu yerlerden bir tanesi arkadaşlar. Dünya ünlü biralara sahipler. Bunlardan birinci sırada biliyorsunuz Guinness geliyor. Ama burada öyle bir bölge var ki sağlı sollu her sokakta yüzlerce rengarenk mekanın, barın, pub'ın olduğu yer. Burası Temple Bar bölgesi. Hatta buranın da ismini alan muhteşem de bir yer var. 485 çeşit viskinin olduğu bir bardan bahsediyoruz. Zaten İrlanda'nın viskileri de meşhur. Onu da bu barda görebiliyorsunuz. Hem bira konusunda hem viski konusunda Avrupa'da önde gelen şehirlerden. Ve gece bu caddeler gece saat 1.30-2'ye kadar, hafta sonları 3'e 4'e kadar full canlı. Bu gece bugün ona tanık olacağız biraz. İşte bu güzel mekanları şimdi gezmeye başladık. Biraz artık eğlence zamanı diyoruz. Temple Bar bölgesini gezerken biraz İrlanda'yı anlatmaya devam edeyim size arkadaşlar. İrlanda halkı Türkiye'yi çok sever. Bunun tarihsel sebepleri de var. Türkiye aşkları da var. Zaten turizmde en çok gelen ülkelerden bir tanesi İrlandalılardır, İngilizler kadar. Ama bunların bir kıtlık dönemi var 1800 yıllarda. O dönemle ilgili biraz daha size sonra bilgi vereceğim. O dönemde işte arkadaşlar Abdülhamit döneminde buraya çok ciddi yardımlar geliyor. Öyle olunca da bir gönül bağı kurulmuş durumda. Dediğim gibi halkı çok samimidir. İngilizler gibi soğuk değillerdir. Eğlenceyi çok severler. İçmeyi çok severler. İşte bu gördüğünüz o güzel bir sokak zaten buraya çıkmasından büyük sebebi de bu şekilde düzenlemesinden büyük sebebi de eğlence olan düşkünlükleri. Arkamda gördüğünüz bu çılgın kalabalığın bulunduğu yer arkadaşlar, işte bu bölgeye adını veren Temple Bar. Burası İrlanda'nın nüfusu arkadaşlar 5 milyon ama burası tek başına yılda 2,5 milyon turistin ziyaret ettiği bir bar. İçerisini zaten şu an görüyorsunuz görüntülerde. Yani 482 diye anılıyorsam çeşit viski var içeride. Sürekli bir canlı müzik var, sürekli bir eğlence var. Burası zaten böyle göründüğü gibi değil. İçeride bir sürü koridor ve her koridorda farklı bir oturma düzeni var. İşte
işte buraya gelen insanların, turistlerin her zaman akşam gelip ya da gün içinde eğlendikleri yer burası oluyor. Ve daha bir ilginç bir şey söyleyeyim. Bakın bugün pazartesi günlerden. Sadece turist değil, kendi halkla, İrlandalılar da sürekli eğlenmeyi çok seviyorlar. Ve çok daha güzeli, akşam 5'te 6'da başlıyor zaten eğlence. Yani siz Türkiye'de atıyorum mesela ya da Avrupa'ya gittiğiniz zaman birçok şehirde 9'da 10'dan sonra mesela mekanlar açarken kapılarını, bunlar artık 5'te 6'da içmeye ve eğlenmeye başlıyorlar. Yani o yüzden İrlanda halkının bu eğlenceli hayatını biliyorduk. Burada yerinde görmüş olduk. Şimdi artık tarih ve turistik mekanları gezme zamanı. Rehberimizden çok güzel bir bilgi aldık arkadaşlar ve ben bunu görmemiştim. Bu Temple bölgesi arkadaşlar, bu arada herhangi bir tapınaktan almıyor ismini. Sir William Temple'dan alıyor. Kendisi 1555-1621 yılları arasında yaşamış. Burada arazileri varmış. Bayağı zengin nüfuslu bir arkadaş kendisi. Zaten filozof ve öğretmen falan da yazıyor burada. İşte onun arazisine sonra böyle mekanlar yapmışlar. Adam filozofmuş ama sanırım İrlandalılar içkide bulmuşlar bu tedaviyi. Ve böylelikle mekanları buraya taşımışlar. Evet, gördüğünüz gibi bu nehirden üzerinde onlarca güzel köprü var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de adından çok sıklıkla söz ettiren son zamanlarda Half Penny, yani yarım penny köprüsü. Bakın, yani aslında mantıkla düşündüğünüz zaman bir paranın yarısı kadar gibi, halka gibi düşünün. Böyle çok güzel bir yaya köprüsü bu. Şu anda Liffey Nehri gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da şu an Dublin ortasından geçen, yine bütün Avrupa şehirlerinde olduğu gibi Dublin ortasından Liffey Nehri geçiyor. Bu üzerindeki onlarca köprüden bir tanesi. Şu anda biz ters tarafa gideceğimiz için uzaktan çekiyorum ama bu köprü de şehirdeki en ikonik köprülerden. Şimdi bu Temple Bar bölgesiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Neredeyse bir 300-400 tane bar görmüşüzdür. Her biri muhteşem arkadaşlar. Her birinin farklı bir müzik tarzı var. İşte rengarenk böyle bir dekorasyonları var. Kendine ait bardakları, kendine ait biraları, kendine ait viskileri var. Yani çok güzel ya. Gerçekten böyle hayran kalın. Bakın, bunların her bir tanesi bir bar. Bar, bar, bar. İşte Temple Bar dediğim gibi bölgeniz mi? Başta böyle bir şey anlaşılıyor ama. Ama size anlattığım yerde direkt o Temple Bar'ın orijinali. Şimdi Dublin'deki gezimize devam ediyoruz. Oscar Wilde buranın en önemli, Oscar Wilde'de diye okunabilir, emin değilim tam olarak. Buranın yetiştirdiği en önemli edebi insanlardan bir tanesi. 1854-1900'lü yıllar arasında yaşamış. Şehirde birçok yerde onun simgelerini görebilirsiniz. Onlarca oyuna, şiire, kitaba sahip bir insan kendisi. O yüzden Dublin halkı için, İrlandalılar için gurur kaynağı. Şehri gezerken Trinity College'a çok yakın bir yerde onun da böyle güzel bir anıtını göreceksiniz arkadaşlar. Böyle uzanmış bir taşın üzerine keyfini sürüyor. Zaten çok neşeli bir insan, çok iyi bir insan. Hayatında da çok enerjisini yansıtan bir insan olduğunu hayatını okurken anlıyorsunuz. İşte burayı da gördükten sonra buranın meşhur Trinity College'ına devam edeceğiz. Şimdi biraz Dublin'i anlatalım arkadaşlar. Dublin zamanında bu Britanya'nın en önemli ikinci şehriydi. Londra'dan sonraki en önemli şehriydi. Ama Dublin'in gelişmesini hiçbir zaman İngiliz halkı ya da İngiliz hükümetleri istemedi. O yüzden Dublin çok ciddi sıkıntılar yaşamış bir tarihi var. Özellikle işte Abdülmecit'in de yardım ettiği bir kıtlık dönemi var. Onunla ilgili size dün biraz bahsetmiştim. Birazdan yine size detayları anlatırım. Burası şu anda Avrupa'nın en ünlü yazılım ülkesi. Dünyaca ünlü şirketler zamanında IMF ile birlikte toparlanan Dublin ekonomisini daha iyi yere gelmesi için burada birçok şirket binası kurdular. Amazon'undan Microsoft'una, teknolojiyle ilgili aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar burada onların ana merkezleri ya da Avrupa merkezleri olduğunu görebilirsiniz.
Çok ciddi bir beyin göçü var ama inanılmaz kaliteli bir beyin göçü var. Türkiye'den yaklaşık 5000'e yakın genç burada çalışıyor, eğitim görüyor. Dünyaca ünlü üniversitelere sahip, hatta işte birazdan gideceğimiz Trinity College dünyanın en iyi 100 üniversitesinden bir tanesi ve edebiyat, sanat, arkeoloji, sanat tarihi, tarih dediğimiz zaman dünyada ilk sıralarda gelen üniversitelerden bir tanesi ve yıllık okuma ücreti sadece 29 bin euro. Tabii ki belli bir kalifiyeyi de sağlamanız gerekiyor. Yani o kadar çok özelliği var ki, yani bizim çok şaşalı, ekonomimizin çok şaşalı olduğu 2008 yılında bu ülke iflas ediyordu. Ama sonraki dönemlerde doğru yapılan yatırımlar, politikalar sayesinde şu anda çok iyi bir konumda. Her yıl ortalama %4, %5 büyüme gösteriyor. İşsizlik oranı 14'lerden %1'lere kadar düşmüş durumda. Yani kısacası çok iyi bir ekonomi örneğini görebilirsiniz İrlanda'yı incelediğiniz zaman. Bu da tabii ki İngilizlerin çok hoşuna gitmiyor. Biraz daha böyle boş yürüdükçe, yani daha sonra bir yerden bir yere geçerken size detayları anlatacağım. Şu anda geldiğim yer arkadaşlar dünyanın en ünlü üniversitelerinden bir tanesi olan Trinity College, Kutsal Ruh Koleji arkadaşlar. Çünkü bakın bu devasa binalar, ortasındaki bahçeler, hatta bunun daha ilerisinde birçok yerle birlikte 40 dönümlük bir araziden bahsediyoruz. İçeri girdiğiniz zaman kendinizi böyle bir Old Town'da geziyormuş gibi hissediyorsunuz. Her yerde binalar var, her yerde işte tarihi binalar var, müzeler var, büyük kütüphaneler var. Bunları hem öğrenciler kullanıyor hem de turistler bu mekanları geziyorlar. Üniversiteye giriş kısmı ücretsiz. Buraya ücretsiz gezebiliyorsunuz. Ama kütüphane mesela 26 euroya girmek zorunda kalıyorsunuz. Burada dünyanın en eski bazı el yazması kitaplarını da bulabileceksiniz. Hatta İrlanda tarihinin en eski kitabı olan Kells kitabı da buradaki müzelerden bir tanesinde bulunuyor. Onun dışında Oscar Wilde'in de yine onun gibi birçok edebiyatçının mezun olduğu bir yer burası. Dünyanın en ünlü üniversiteden biri dedim. İrlanda'nın da en eskisi, 1567 yılında kurulmuş bir kilise, üniversiteden bahsediyoruz arkadaşlar. Az önce kilise dediysem düzelttim. Üniversitesinden bahsediyoruz. Onun dışında bir bilgi daha vereyim arkadaşlar. Edebiyatta, sanatta, işte birçok alanda dediğim gibi, az önceki de kısımda söylediğim gibi çok önemli bir yere sahip. Başka ne anlatacaktım? Böyle. Biraz şimdi görüntüleri görün. O Kells kitaplarına girebilirsek, çünkü çok erken saatte geldik. Orayı da size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bakın, burası meşhur kütüphanenin binası. Buraya online bilet almadan giremiyorsunuz. Onu size söyleyeyim. Şu anda bizim çok acelemiz olduğu için biz bu işi yapamadık. Ve göremediğim için de gerçekten üzülüyorum şu anda. İşte burada dünyanın en eski kitaplarından olan Kell kitapları var. Keltlerin kitapları var aslında. Burada Kells Experience demiş ama Keltlerin kitapları. Burada şöyle bir şey de var. Biletinizdeki hangi saat yazıyorsa o saatte gelmeniz lazım. Bakın bu 9.30 sırası, şurada 10 sırası var. Diğer Avrupa'daki mesela ya da Fas'taki Majorel bahçelerinde olduğu gibi o saatte burada olmak zorundasınız ve o saatte gezebiliyorsunuz sadece. Sonra ben geldim işte öyle olmuyor. Bakın burası da ikinci katı da o işte meşhur kütüphane, ilk katı da Kelt kitapları var. Buraya da özellikle gelenler, ama girenler genellikle değmediğini söylüyor. Az önce bir Türk'le karşılaştık değil mi? Evet. Ne diyordu Melih? Hiç değmez dediler. Yani. Değmez dediler. Ya bir görüntü var. Çok güzel olduğunu söylediler, o kadar. 26 euro dostum. Aynen öyle. Yani değmez. Üzücü. Ya, 30'a çarpınca ne oluyor? 35 hatta. Hadi gidelim o zaman. Şimdi kolejin karşısında çok görkemli bir bina göreceksiniz arkadaşlar. Örneğin yine kolonist sütunlarıyla bir tapınak havası veren parlamento binası. Zaten genellikle bu tarz binalar ya müze oluyor ya da parlamento binası oluyor arkadaşlar. Şu anda Dublin, İrlanda parlamento binasının önündeyiz. Buraya tabii giriş yapılamıyor. Dışarıdan bu mimariyi görüyorsunuz. Ondan sonra da artık şu arkadaki yoldan hemen sağa doğru dönün. Oradan Dublin Kalesi'ne ve Christ Kilisesi'ne doğru devam edebilirsiniz. Şimdi ters ışıkta ama iyi görüyor musunuz? Tam ben de ekrandan göremiyorum. Şu karşıda gördüğünüz yine Corinth sütunlu, tapınakvari bir diğer binada City Hall, yani belediye binası arkadaşlar. Bakın Avrupa'da nereye giderseniz gidin,
şu şekilde bir belediye binası göremezsiniz. Şu şekilde bir bina görürsünüz. Oranın mimarisine uygun bir belediye binası olur. Bizdeki gibi böyle şatafatlı, şaşalı, camlı, demirli, ne bileyim böyle 1000 liralık işi 100 bin liraya yaptırılan mekanlar göremezsiniz. İşte bu daha güzel bir örnek. Eski yapıları ya belediye binası yapıyorlar, ya müze yapıyorlar, ya okul yapıyorlar. Biz de işte şey yapıyoruz, hamam, restoran falan böyle takılıyoruz. Ha? Haksız mıyım? Haksızsın abi. Neyse hadi şimdi gidelim. Şu kilise de orada. Şurada kilisemiz. Şuradan dönüp gideceğiz. Yani burada biraz belli bir mimari tarzdan beklemek, beklentide olmak yanlış. Çok farklı dönemlerde eserleri görüyorsunuz. Bakın Georgian oluyor, arada Paris oluyor, arada işte biraz gotik tarzı oluyor. Biraz yeni binalar karışmış araya. Yani böyle çok şehirde bir tam bir doku yok. Yani biraz büyük şehrin kaderi tabii doğal olarak. Şu anda biz de bu önemli caddelerden bir tanesinde yürüyoruz. Görebilirsem üzerine yazacağım zaten caddenin isminin ne olduğunu. Sanırım Collins Caddesi olabilir. Evet aynen öyle. Collins Caddesi. Şu anda işte bu yoldan devam edeceğiz. Buranın en meşhur kilisesine gideceğiz. Şu anda geldiğim yer arkadaşlar Dublin Kalesi. Şimdi kale deyince sizin aklınıza tabii böyle bir surlar falan işte doğal olarak benim de ilk başta aklıma o geliyordu. Oha, özellikle böyle orta çağ şehirlerindeyiz. O yüzden öyle bir şey düşünüyoruz ama burası biraz daha farklı. Dışarıda o surlar var burayı çevreleyen ama içeride böyle kocaman bir bahçe yapmışlar arkadaşlar. Burası 1534 yılında kurulmuş bir kale. Daha eskisi de var ama 1534'te kuşatılıp Silk and Thomas tarafından alındıktan sonra bu Silk'ın adı da hani İpek. İpekçi gibi bir şey. Yani Cemil İpekçi gibi düşünün. Niye bu isim vermişler? Silk'ın ismini vermişler. Çünkü o dönemin en güzel giyinen kralıymış. Böyle bir isim vermişler. Neyse onun kuşatması yapılmış. Burayı almışlar. Ondan sonra 700 yıl boyunca ve öncesinde de bir dönem var. Burası artık İngilizlerin yönetim binası olarak kullanılmış. 1922'den sonra da artık burası bir müze haline getirilmiş. Şu anda ücretli bir şekilde buraya gelebilip bu içeri gezebiliyorsunuz. Burada Keltçe kitaplar, İskiliçe kitaplar, İslam dönemi eserleri, Asya eserleri, birçok eserleri bu müze binasında bulabiliyorsunuz. Yine Dublin'in tarihine ait bazı arkeolojik eserleri de görebiliyorsunuz. Onun dışında burada konserler, bu alanda özellikle konserler, etkinlikler de sık sık yapılıyor. Şu an çok sabah erken bir saatte olduğumuz için bayağı bir sakin ama içeri giriş 25 euro yakın bir fiyat yanılmıyorsam. Yani Dublin'deki ulusal müze ücretsiz olmasına rağmen burası ücretli. Bilemiyoruz. Bizim şu an son bir saatimiz kaldığı için artık otobüsümüz kalkacak. O yüzden şöyle giremeyeceğiz ama size burayı da anlatmak istedim. Şimdi son durağımıza doğru gideceğiz. Christ Church'e doğru gideceğiz. Yine bir şeyler gördükçe eklemeye devam edeceğim. Ve şehrin en ünlü ve önemli dini mekanın önündeyiz şu anda arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz bu kilise 1028 yılında bir ahşap kilisenin yerine yaptırılan Christ Church Kilisesi yani Kutsal Ruh Kilisesi. Buraya giriş 11,5 euro. Ben daha önceki videolarımdan izleyenler beni bilir. Ben dini mekanlara genellikle çok önemli bir yerdeyse para vererek girmiyorum. 11,5 euroya da gidip de bir kiliseyi gezmek için vermeyeceğim çünkü Londra'da ya diğer yerlerde o kadar muhteşem kiliselere girdik ki ücretsiz. Buraya bana çok saçma geliyor. Şu anda dediğim gibi gotik harikası var arkamızda. Büyükçe bir çan kulesi var. Zaten şehrin birçok noktasında görülüyor. O diğer şehirlerdeki gibi Chester'daki gibi ya da Bath'taki gibi devasa bir katedral değil. Ama Dublin'deki en önemli ve en eski dini mekanlardan bir tanesi. Şu an onun bahçesindeyiz. Bahçesindeki eski kilise kalıntılarını da görebiliyorsunuz. Birkaç heykel de var. Burayı da gördükten sonra artık yavaş yavaş Temple Bar bölgesine gideceğiz. Ama bir kilise daha var. Zaman yetiştirebilirsek oraya uğrayacağız. Sonrasında artık kapanışta görüşürüz. Şimdi burası da Griffon Caddesi arkadaşlar. Şehirdeki en önemli alışveriş caddelerinden bir tanesi ve 7/24 burada sürekli eğlence var. Sokak sanatlarını görüyorsunuz. Bakın hemen arkamda bir tane arkadaş da zaten burada güzel bir sokak sanatı yapıyor. Şurada başkası saksafon çalıyor. Başkası başka bir şey yapıyor. Ve birçok mağazada yine bu cadde üzerinde. Yani birkaç kilometrelik bir caddeden bahsediyoruz. Trafiğe kapalı bir cadde. Buraya da gelip alışverişinizi yapabilirsiniz. Eğlendiniz mi? Güzel miydi? Avrupa rüyasının yolcuları devam ediyorlar. Güzeldi devam. Güzel. Biz de aldık bir şey. Ne aldık? Hediye fiyatlarını konuşalım. Nasıl? Sence pahalı mı bu bölge? Hediyelik eşya için. Orta bence. Bence pahalı. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Çok pahalı. Pahalıydı. Biz
getirir miyim? Ya madde 5 euro olur mu ya? Pahalı getirdiğim için. İtalya'da 1,5 euro. Buna katılıyorum ama bu pahalı ucuzluk kavramı getirdim. O yüzden hemen cevap veremedim. Peki Dublin'i sevdin mi? Dublin'i sevdim. Ama Edinburgh gezin en güzel yer olacak. Bak bunu sözünü veriyorum herkese. Herkese öyle bir övüyorum ki beklentiler çok yüksek. Hadi orada bakalım görüşürüz. Orada görüşürüz. Ve son noktamız olan Aziz Patrik Katedrali'ne geldik arkadaşlar. Burası Aziz Patrik dediğimiz kişiyi önce anlatayım. Kendisi Hazreti İsa'nın havarilerinden bir tanesi olur. Şu anda arkamda gördüğünüz kilise Aziz Patrik'in milattan sonra 340. yılına kadar insanları vaftiz ettiği bir kiliseymiş. 1192 yılında da o ahşap temelli kilisenin yerine bu taş mimarili gotik şaheser inşa edilmiş. Şu anda buraya da giriş 10 euro arkadaşlar. Yani Britanya'da sanırım bir tek kiliselerden para alan yer burası. Ya mesela dün şeye de girdik. Çok mükemmel bir Chester Katedrali'ne girdiğiniz zaman orası da ücretsizdi. Önünde böyle çok güzel bir düzlük var arkadaşlar. Gelip burada dinlenebilirsiniz. Güzelce bir havuz var böyle. Sonra artık bundan sonra da Dublin gezinizi tamamlamış olacaksınız benim rotamı izlerseniz. Ne diyelim, bir şehrin daha sonuna geldik. Çok güzel bir tur oldu bizim için. Dublin'i ben çok sevdim. Buraya böyle doğasını özellikle görmek için, çünkü İzlanda'ya çok benziyor Dublin'in doğası da. Geniş bir zamanda gelmeyi istiyorum. Ama bu iyi oldu, bir tanımak amacıyla güzel oldu. Ne diyelim o zaman, bir sonraki rotada görüşmek üzere. Benimle kalmaya devam edin. Bye bye.